Değerli basın emekçileri, bugün biz Mamak'ta Şehit Ali İhsan Ortaokulu'ndayız. Biliyorsunuz geçen hafta bu okulda öğrencilere, 8. sınıf öğrencileriyle dışarıdan ücretli derse giren din kültürü ve ahlak bilgisi tırnak içerisinde öğretmenin yaptığı bir konuşma üzerine geldik. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından okul idaresiyle görüştük. Öğrencilerle, öğrenci velileriyle görüştük. Yaptığımız görüşme sonucu kamuoyuna yapılan açıklamanın eksik olduğunu gördük. Çünkü öğretmen sözleşmeli öğretmen değil, öğretmen ücretli öğretmen, açığa alınma değil, görevine son verilmiş. Ne bu okulda ne de Mamak'ta herhangi bir okulda ya da Ankara'da herhangi bir okulda bu kişinin öğretmenlik yapması mümkün değil. Biz parti olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu işin takipçisi olacağız. Mamak ilçe başkanımız, Mamak belediye meclis üyelerimiz ve ilçe yönetimimiz bu konunun takipçisi. Şimdi sizlere değerli basın emekçileri, ilçe başkanımız Uğur Açıkalın'da Mamak'ta genel olarak eğitime dair yaptığımız çalışmaları, yaptıkları çalışmaları aktaracaklar. Buyurun başkanım. Merhabalar. Sayın Vekilimiz Yıldırım Kaya ile birlikte Mamak'ın eğitimle alakalı bir dolu sorununu dile getirdik. Yerinde tespitler yaptık. Eğitimle, okulla alakalı çok açık var Mamak'ta. Yarım kalan okullar var, bitirilmeyen okullar var, öğretmen olmayan okullar var. Maalesef burada da geçen hafta yaşanılan üzücü bir durumla karşı karşıya geldik. Buradan siyaset devşirmeden olayın aslını öğrenmek için bekledik, geldik. Okul müdürümüzden de olayın aslını öğrendik. Sayın Vekilimizin de dediği gibi sözleşmeli öğretmen değil, iş hakkı feshedilen bir öğretmen boyutunda şimdi başka yerde görev alması söz konusu değil, işin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Mamak'taki eğitim sorunu maalesef diğer sorunlar gibi, çığ gibi büyümüş durumda. Bu sorunların çözüm için gerekli çalışmaların hepsini yapıp takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ege Mahallesi'nde de bir okul var, hala teslim edilmemiş bir okul. Özellikle Cumhuriyet Ortaokulu teslim edilmemiş okul. Burada 29 Ekim okulunun da bitirilmediğini biliyoruz. Burada bir kez daha şunun altını çizmek istiyoruz. Siz atanmayan öğretmenleri göreve başlatmadığınız müddetçe dışarıdan getirdiğiniz meslek sahibi olmayan kişileri sınıflara sokarsanız toplumu ikiye bölersiniz. Sizin toplumu ikiye bölmenize asla izin vermeyeceğiz. Yapmanız gereken bir tek iş var. Derhal öğretmen açığını kapatacak öğretmen atamasını yapın.